Şişmanlığın tedavisi. Memleketin birinde Ahmet adında çok zengin bir adam yaşarmış. Fabrikaları, apartmanları, iş merkezleri ve hesabını bilmediği paraları varmış. İştahı da yerindeymiş. Kısa sürede şişmanlamış. Zayıflamak için gitmediği doktor kalmamış. Avrupa ülkelerine ve Amerika'ya gidip binlerce dolar harcadığı halde bir türlü zayıflayamıyormuş. Bu duruma çok üzülüyor. Üzüldükçe stresi artıyor, stresi arttıkça iştahı açılıyor ve şişmanlıyormuş. Dolayısıyla hiç mutlu değilmiş. Bir gün bir işçi gelip, "Efendim," demiş, "ben sizi zayıflatabilirim. Ancak bunu yapabilmem için bir geceliğine benim misafirim olmanız gerekiyor." "Tamam," demiş adam. "Eğer beni zayıflatırsan sana istediğini veririm." O akşam işçinin evine yalnız giden adam çok zengin bir sofrayla karşılaşmış. Yiyip içtikten sonra da hemen uyuyuvermiş. Çünkü işçi yemeklerin içine uyku ilacı koymuş. Uyuttuğu zengin adamın elbiselerini çıkaran işçi önceden hazırladığı madenci elbiselerini ona giydirmiş. Sabah uyanan adam kendini tahta bir barakada bulmuş. İçeri giren birisi, "Hadi bakalım, neden hala buradasın? Çabuk madene," demiş. Adam kendini tanıtmak istemiş ama dinletememiş. Aldığı sert cevaptan sonra çaresiz madene inmiş. Aşağıdaysa bir başka adam bağırmış, "Orada bekleyeceğine çabuk şu kazmayı alıp çalış." Bir dağ başında olan bu maden aslında kendisine aitmiş. Ancak bunu kimseye anlatamıyor. Kimse de onu dinlemiyormuş. Çünkü herkes harıl harıl çalıştığından kimsenin kimseyi dinleyecek vakti yokmuş. Kendisini buraya getiren işçi de ilgilenmiyormuş onunla. Madenden dışarı çıkması yasakmış. Köleler gibi durmadan çalışıyormuş. Çok yorulduğu için her gün tıka pasa yemek yiyormuş. Ama şişmanlamak bir yana gittikçe zayıflıyormuş. Bu madende tam bir ay çalışan zengin adam sonunda incecik bir adam olup çıkıvermiş. Aradan bir ay geçtikten sonra kendisini buraya getiren işçiyle karşılaşmış. Akşam olunca beraber yiyip içmişler. Zengin adamın yemeğine bir kez daha uyku ilacı koyan işçi onu uyuttuktan sonra üzerindeki madenci elbiselerini çıkarıp önceki elbiselerini giydirmiş. Sabah olunca uyanan adam kötü bir rüya gördüğünü düşünüyormuş. Ama uykuda nasıl zayıfladığını bir türlü anlayamıyormuş.